Ha. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Edi bu gaplar tushunarli tasavvuf haqida, tasavvufdagi tariqatlar, zikrlar to'g'risida ilmiy asoslar bor. Masalan, Haqoiq ani tasavvuf degan kitob bor. Yoki Hikam Atoiyye degan matnlar bor, buni Ahmad Zarrufning sharhi bor. Bularni o'zbekchasi chiqdi. Biz darsda hazrat bilan bo'lgan darsda o'qiganmiz bu kitoblarni. Hozir bazıları çıkış arabasında, bazıları çıktı. Şimdi cahri zikir var mıydı dese, o şey hakayıkta keltirgen, cahri zikirler var. Bugün. Misallarını keltirse böyledi. Mesela deyelim, cihatta takbir etmiş var mı? Var. Allahu akbar deyip takbir etmiş, cenge kırıp gitmiş. Cahri zikir şu. Hazır bizde uruş vaziyeti yok, elhamdülillahi rabbil alemin. Lekin insonni biroz g'ayratga keltirib turadigan o'sha paytdagi zikrlardan misollar. Oysha onamiz radhiyallohu anha samo tushib o'ynayotgan habashiy yigitlarini urush jang tayyorgarligini tomosha qilganlar. Imom Buxoriyda sahih rivoyat bor. Payg'ambarimiz yelkalariga chiqarib olib bo'ldimi? Bo'ldimi deganda yana ozgina, yana ozgina deb ko'rganlar. Bor bular jahri namozlardagi zikrlar jahri namozlarda jahri qilinadigan joylari bor. Keyin hayit namozlarida hayitgohga borgunga qadar Allohu akbar kabiro, alhamdulillahi katiro, la ilaha illalloh bukratan va asila zikrlari bor. Yoki Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil ham. Bular jahri zikrlarning misollari. Bunga e'tiroz bildiradiganlar ayni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan o'ringa xos deydi. Qani xosligi deydi bular? Xosligini bizga aytib bering. Rasululloh faqat shudda zikr qilasan xolos deganlarmi? Demaganlarmi? Demak, sukut nima bo'ladi? Taqrid bo'ladi. Bu ijtihodiy masala. Bizni Naqshbandiy tariqatimizda zikr maxfi. Maxfi zikrga ham dalillar ana shuncha. Endi buni bid'at deydiganlar, o'zi avvalo o'sha odamlarni o'zi bid'at odamlar. Yangi chiqqan odamlarda avval yo'q edi bunaqa narsa. Tasavvufning muhimligi kerak edi. Bu Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiy Qodiriy tariqatining katta muridlaridan edi. Tasavvufdagi odam edi. Askarlarni hammasi so'piydi. Hammasi Fatihni zikr bilan olishgan. Zikr bilan kirib olishgan. Bu Abdulqodir Jiloniy Mo'g'ullarni kirib kelgan paytida birinchi bo'lib chiqqan odamlardan. To'g'rimi? Bayroqni qo'llarida ushlab turgan, qo'lni kessa kesgan bayroqni bermagan. Tasavvuf odamlari bular, bular o'zini zamonasida tasavvufning ahamiyatini misol qilib ko'rsatib yurgan odamlar. Endi qabrlar masalasi bitta katta mavzu endi. Men buni ba'zi o'rinlarda suhbatini qilganman. Vasila masalasi. Bugun Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu ibtagu ilayhi alvasilata degan. To'g'rimi? Allohga erishtiradigan vasilalarni izlanglar degan. Allohga to'g'ridan-to'g'ri duo qilsa bo'lavermaydimi? Ha, bo'ladi.
Lekin Kur'an vesilelerini izlenler deyipti. İbn-i Kesir bunu tefsirinde vesileler ibadet degen, ibadetler degen. Namaz ibadet, zakat ibadet, dua ibadet, amel ibadet, hemen ibadetler vesile. Allah'ın razılığına, kiçkine işem Allah'ın razılığına iletişi mümkün. Bir yetimli başını silip koyduğunuz, şundan yetişiyiz mümkün. Bir itni çanka geldiği için sugargen fahişe kutulup getirdi şu iş bile. Vesile mi oldu bu? Buhari'de durup sahih hadis. İşlerini, yakşı işlerini kemsenemezlik gerek. Bir ahli ilimli kelip duasını aldıyız. Vesile bu ya. Doğrudan doğru dua kısaydı bu miydi mi? Bu nedir? Lekin bir ahli ilimli duasından ümit kılıp dua kılıçlikini Resulullah kaytarmadılar. İslam ümmeti ihtilaf kıganı yok. Tırık bir adam gelip hakkımda dua kılın deyiş. Caiz, bil ittifak. Bunlar bu niye müşrik diyemdi? Bana böyle usulüden göre. Doğrudan doğru Allah'dan sonra mı istemem? Allah vesile ait diyemdi. Vesile. Kıdır diyemdi. Amellerini vesile kılıç var. İttifak. Vafat etkenlerini vesile kılıç meselesi. Hasreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ini vesile kılıç meselesi salafta ihtilaf yoktu. Vesile kılınardı. Bilal ibn Haris el-Muzani rahimahullah radiyallahu anhu sahabe. İmam Bukhari tarihul kebirde keltirgen bu hadisini. İmam Bukhari keltirgen. İbn Hacer Askalani Fethul Bari'de bu hadisini senedi sahih degen. İmam Zahabi bunge muvafık bugün sanat-ı sahih, ricalları sikat degen. Bilal ibn Haris Muzani radıyallahu anhu kahatçilik davrıda Medine-i Münavvara'daki kabirge şerifke gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitap degen. Ya Nebiyallah istesqi li ummetike fe innehum kad halaku degen. Bana şu hadisinin rivayeti şu. Ümmetiniz için istisqa kılıp birin. İstisqa ne miydi? Yağmur sorab birin de gene. Tırık adam gelip hakkımda dua kılın. Dehkançılığımızda dua kılın. Degenge okşagen gel bu. İstisqi li ümmetike. Metin sahih hadiste durdu. Sahabenin ameli bu. Ne fakat sahabe Bilal ibn Haris el-Muzani bu hadisini ravisi. Bu hadiseden ki çükürdü. Çüşüde Resulullah'ını gördü. Peygamberimiz bar Hazreti Umar'a yöneltirdiler. Umar'a borup ayet. El-Kaysu vel-Kays degenler. Ümmette gamını teşvişge astaydır bozsun degenler. Kays'ın manası şu. Astaydır bozsun. Sizler yüstesgün degenler. Tezde yağmur birilesizler degenler. Ordundan durup kelip Hazreti Umar'a hadiseni ayetti. Keçe 10 dakika geldim. Bugün çüş gördüm. Resulullah bundaydı dediler. Keçe ne vakit geldin? Kabirge kelip ya Nebiyallah dedim. Ay müşrikey demediler Hazreti Umar. Kabirge kelip hitap kıldım. Ya Nebiyallah istesqi li ummetike dedim. Hazreti Umar'a ayeti yaptı. Umar ayeti yaptılar ki çüşündek beni kör, Resulullah beni yapırdılar mı? Ha degende yığırdı ya Hazreti Umar. Keyin turib Hafsa onamizdan Rasulullohning to'llarini so'ragan, olib keldigan. To'mni olib kiyib Madinaning chekkasiga chiqib istisqo namozi o'qigan. Namoz tugab-tugamasdan yomg'ir yoqqan. Abbas radhiyallohu anhu uni vasila qilgan o'sha joyda. Rasululloh tirikliklarida u kishini vasila qilardik, hozir sizni vasila qilamiz. Bundan dalil chiqarib mana Rasulullohni vasila qilib bo'lmaydi. Qani qilib bo'lmaydi degani. Bu joyda Rasulullohdan boshqani vasila qilib bo'lmaydi degan fikr, noto'g'ri fikrni to'g'rilash uchun kelgan Hazrat Umar buni. Rasulullohni vasila qilishlikda shubha yo'q edi. O'zi shu masala bilan chiqqan. O'zi hadisni boshi shu o'zi. Demak, mana shu joizligida ittifoq bor edi salafda. Keyin buni ixtilof qilishdi. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa odamlarni vasila qilsa bo'ladimi? Bu haqida ixtiloflar bor. Lekin aksar ulamolar joiz deydi. Aynan sizga o'xshagan gaplarni, ya'ni siz keltirgan misollarni tarixda yetarli sanadi bor. Imom Buxoriyni qabrlariga kelib vasila qilishganda bir qancha muddat yog'may turgan yomg'ir yoqqan. Sahih tarix asarlarda turibdi. Istisqo qilganliklari, kimlar nima qilganlari tarixiy fakt. Duo qilishgan shu zotni seni duoyimizni ijobat qilishingga vasila qilamiz deyishgan bir yoqqa. Bular mavjud narsalar vasila turkumiga kiradi. Aynan siz talabalar buni batafsil o'rganib qo'ying. Ertaga qarshingizga chiqqanda
Ha, Nakşibendi babalarımız, avliyo zatlarımızını biz hürmet kılamız, lakin delil ularmaz bizge. Bizge delil salafının sahih düşüncesi. Uşa sahih düşünceler bilen bu ecdatlarımız, babalarımız bu işini kılgen deyişimiz gerek. Nakşibendi babamız bu işini kılgen ekeller demek delil desek bizge yaraşmaydı. Bu delilmez bu. Ular nima uchun qilgan? Sahih hadisda İmam Buxoriy keltirgan hadisda Fathul Bariyda kelgan hadisga ko'ra bu ishni qilishgan joizligiga dalil mana bu deyishimiz kerak. Dalilni qanday keltirishni bilishimiz kerak. Lekin mana shu o'rinda haddan oshib ketishlikni ham oldini olishimiz kerak. Haddan oshish nima edi? Qabrga borib Allohdan so'raladigan narsani qabrdan so'rash. Shirk bu. Qabrga borib menga farzand ber ey falonchi. Shirk bu. Meni boy qilib qo'y ey falonchi, shirk bu, kufr bu. Bulardan saqlanishimiz kerak. Nozik farq uni vasila qilish bilan undan to'g'ridan to'g'ri so'rash o'rtasidagi farq. Buni siz bilan biz ajratib berishimiz kerak.